Anne, ne oldu, ayaklanmışsın? Tabii ayaklanırım. Ayaklarım yok mu benim? Yok, var. Çok şükür var da ağrıdan yürüyemiyorsun. Şaşırdım görünce. Ana yüreği bu. İnsanın evladı söz konusu olursa ne acı hisseder ne sızı. Görmedin mi o mendeburların dün gece düğünde ablana nasıl baktıklarını? Gördüm. Hiç sevmiyorlar ablamı. Sevmesinler. Onları kim sevsin, pis müsibetler. Zelda, ben bu evde kötü kokular alıyorum. Bak göreceksin. Bir şeyler olacak çocuğum. Anne. Onun için böyle benim şöyle dimdik durmam lazım. Duracağım. Tamam anne. Ablanı sahipsiz sanmasınlar. Dimdik duralım. Ben yardım edeyim dik dursun. Yok 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 yok. Ben hallederim. Sen işle. Emin misin? Sen işle. Hadi çocuğum. Dik duralım. Yalnız sana bir şey diyeyim mi Nezaket abla? Bu Sümer var ya, bırakacak gibi değil Fikret Bey peşine. Gülistan sus Allah aşkına, yandalar duyacaklar ha. Aman be, o kadın kalkacak da oflamalarını puflamalarını duymayacağız biz. Sus, diyorum Gülistan. Da şey, Sümer nereden çıktı ki? Hani duyarlardı. Sessiz konuş sen de. O gün geldiğinde kahve götürürken görmedin mi halini Sümer'in? Aynen devamdı. Deme ya. Adam evlendi canım artık. Aman daha önce de evlendi. Sümer vazgeçti mi? Biliyor büyük hanımın onu istediğini. O da yetsin canım. Bu kadar sene istese alırdı herhalde adam. Nereye yetsin? Daha bu sabah duydum. Pervin Hanım'la yine Sümer deyip duruyorlardı. Ay yok artık ya. Yoku mu var? Büyük hanım emir vakiye sustu ama hayatta altta kalmış. Aha buraya yazıyorum. Ne yapar eder? Bu sevgiyi gönderip Sümer'i alırlar. Demedi deme. Çok konuşuyorsun. Anne. Anne ne oldu? Ay. Anne dur. Ha. Anne. Ha. Ne oldu, bir şey mi oldu? İyi misin? Bir ağrın mı var? Ay daha ne olsun beni kızım? Daha ne olsun? Zelda. Etrafımızı bizim yılanlar, çıyanlar sarmış. Dört bir yanımızı kuşatmışlar. Kapat şu kapıyı. Anne. Kapat şu kapıyı. Anlatacaklarım var. Dikkat et. Ha. Anne yavaş. Yavaş anne yavaş. Ah. O fırıncı var ya, o fırıncı. Pastacı. Anne ne pastacısı? Ekmekçi işte. Kız bana bak. O ekmekçi Sümer mi ne karın ağrısıysa o. Onun enişten de gözü varmış. Ne? Ay, ay hizmetçilerin diline düşmüşüz evladım. O Nur Cihan cadısı var ya, o Nur Cihan cadısı. Gelin almak istiyormuş kendine. Ay. Geç kaldı ablam evlendi. Kız aptal aptal konuşup sinirimi bozma. Dedim sana. Ben kötü kokular alıyorum dedim. Dedin. Dedim değil mi? Dedin. Ha, ben kötü kokuyu bilirim evladım, bilirim. Geliyor yolda. Cevali Hanım. Hı. Bu sabah pek iştahınız yok sanırım. Yok evladım. Dün gece pek uyumadım da. Daha iyice geri kaldım acaba. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bu evde ağır bir koku var çocuğum. Uyutmadı. Koku mu? Ne kokusu? Lağım. Anne ne lağımı Allah aşkına ya? Bildiğin lağım kızım. Foseptik işte. Aa. Bana bak. İstersen daha fazla beni konuşturma. Cevali Hanımcığım, bugüne kadar biz bu evde hiç böyle bir koku duymadık.
Ta ki siz gelene kadar. Öyle mi? Nereye yapıyorsunuz tuvaletinizi, bahçeye mi? Anneciğim, kahvaltıdan sonra konuşalım istersen. Olur mu? Kocan sordu evladım. Kocan sordu. Söyleriz Cevali Hanım, bakarlar. Çözeriz. Siz hiç merak etmeyin. Çözelim. Bu işi kökünden çözmek lazım çocuğum. Kökünden. Şelale, sen gidiyorsun değil mi bugün okula? Hı hı. Evet, gideceğim. Şoföre söylerim, bırakırlar hayatım. Yok, hiç gerek yok. Taylan bırakacakmış beni. Taylan mı? Evet anneciğim, o da okula gidecekmiş. Seni bırakırım dedi. Sağ olsun. Taylan okulun yolunu bulabilecek mi bakalım? Deneyeceğim babacığım. Şelale. Kızım, sen babanla görüşüyor musun? Nereden çıktı şimdi bu Pervin? Hiç. Hiç konuşmadık ya, merak ettim. Ay pardon, hata mı ettim yoksa? Yok Pervin'cim, hata falan etmedin. Biz onu tamamıyla çıkarttık hayatımızda. Sildik. Öyle mi? Hmm. Yani sonuçta babası ya. Belki görüşüyordur diye. Pervin. Yok, görüşmüyorum. Evet. Bir şey yemediğime göre bu saçma sapan şeyleri de dinlemeyeceğim. Selda, yardım et kızım bana. Ha, hanımlar, şu tabağı da bahçedeki kedi köpeklere verirsiniz. Nurcan'cığımın gözü kalmasın. Anne. Ne? Tamam, yok bir şey. Nurcan, kız senin ellerin titriyor ya. Ay, ah canım, Parkinson olmasın sakın sende. Hayda, o nereden çıktı şimdi? İnsanoğlu işte. Ay yarına çıkacağımız ne malum değil mi? Anne. Hı. Anneciğim hadi, kahvaltın bitti. Misal sen güzel kızım. Şuradaki merdivenlerden aşağıya Allah muhafaza bir düşsen ne olur? Ne olur? Ne olur anne? Boynun kırılır. Sonra boyundan aşağısı. Cevali Hanım, lütfen nedir bu böyle felç melç? Nereden aklınıza geliyor Allah sen? Evet anne, ne diyorsun felç melç nereden çıktı? Kızım, Allah'ın takdiri ilahisi yani bu. Olabilir. Sonra evladım, diyelim ki sen felç kaldın. Kim bakacak sana? Annen mi? Kocan mı? Bakmaz çocuğum. İki gün sonra seni boşar, kapının önüne koyar. Niye boşasın ya beni kocam? Onu bana sorma. Bak yanında oturuyor. Kocana sor güzel çocuğum. Allah korusun. Anneciğim, hadi. Kahvaltınız bitti. Hadi. Afiyet olsun, sağlık olsun. Hadi Selda'cığım, hadi görüşürüz canım. Dikkat et, dikkat. Yavaş, dikkat et. Hay Allah. Nasıl yani, Gökmen enişten mi şimdi çiçek yollamış? Enişte deyip durma ya, ne eniştesi? Gökmen Bey. Gökmen Bey şimdi niye çiçek yollamış durup dururken? Gökmen Bey niye yollamış çiçek biliyor musun? Benim mutluluğuma tahammül edemediği için, Allah'ın cezası. Hah. Evdeki yılanlar, çıyanlar bitti. Dışarıdakiler geçti harekete. Kızım, sana da söylüyorum, öyle bembeyaz suratıma bakıp kaldın öyle. Hiç harekete geçmedin. Anne, benim suçum ne? Ben nasıl tutmaya çalıştım görmedin mi? Pervin Hanım izin veriyor mu sanki? Aman, kim kaybetmiş hanımlığı da Pervin Hanım bulmuş Allah aşkına. Şuna hanım hanım deyip durma. Sen yat kalk evladım. Şu anana dua et. Ben duruma el koydum da böyle ortalığa dökülmedi bu olaylar. Yoksa ellerinden kurtulamazdı Sevgi. Doldururlardı da doldururlardı kocana. Neyse, Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim, ucuz kurtuldum. Daha bir şeyden kurtulmuş değiliz anne. O manyak böyle durur mu zannediyorsun? Ben malımı biliyorum. O bu hamleyi yaptıysa bir sonrakini de yapacaktır. Ay, Şelale onun ortaya çıktığını duymasa bari. Bir de bu aralar bir babasını özleyesi tuttu. Niyeyse. Ama ben yapacağımı biliyorum. Ben gideceğim, o çiçekleri onun kafasında paralayacağım. Şişt,
Kızım nereye gidiyorsun böyle boş boş atıp dolu dolu tutmaya çalışıyorsun ya? Eski kocanı mı bana bak kız? Eski kocanı mı göresin geldi yoksa seni? Bana doğruyu söyle. Anne saçmalama Allah aşkına ya. Eski kocamı niçin göresim gelsin? Şeytan görsün yüzünü. Ben evliliğimi korumaya çalışıyorum, tamam mı? O kadar. Asıl sen evliliğini bu evdeki çıyanlardan, yılanlardan koru. Koyunu kazıyorlar çocuğum, senin haberin yok ya. Ne diyorsun sen ya? Neden haberim yok benim? Kızım, senin o yılan kaynanan var ya, yılan yavaş kaynanan. Yavaş, biraz duyacaklar, bağırma. Senin o yılan kaynanan seni boşaltmaya çalışıyor. Hoş, sadece boşaltmaya kalksa iyi. Bir de kocana yamamaya çalışıyor ya. Sen biliyor musun? Eskiden beri gözü varmış bu Sümer karısının. Senin kocanda. Kimin? Sümer'in mi? Evet. Sümer'in. Anlaşılan kocanın eski kırığıymış. Tabii sana söylemedi bunu değil mi? Eve girip çıkıyor. Deseydi istemezdin evladım. Kimmiş? Önemli biri değil sevgilim. İşle ilgili. Kadın hala yanında istiyor demek ki. Bak bak. Yani hala etrafında olmak istiyordu ise onunla evlenseydi ya. Ben de bunu anlamıyorum yani. Kimin evlendi? Ben de bak kimin elinde yüzük. Sen o parmağındaki yüzüğe çok güvenme evladım. Akıllan çocuğum, akıllan da ha. Eski kocanla uğraşacağına yeni kocanı elinde tutmaya çalış güzel kızım. O kadına meydanın boş olmadığını göster artık. Yeter anne ya. Sen yeter de anlamıyor musun ya? Y-E-T-E-R. Ah. Öf ya, içim şişti. Dinlemeyeceğim artık seni. Gidiyorum ben ya. Ay fenalık geldi. Anne belli etmedi ama çok üzüldü ablam. İyi oldu. Bakma sen, benden gazı aldı ya. O şimdi gerekeni yapar. Hiç merak etme. İnşallah. Anne! Anne! Ne bağırıp duruyorsun kızım öyle anne, anne, anne? Söyle, ne oldu? O kadar söylendi Ferhan fabrikaya gitti diye. Ama işe yaradı. Ferhan fabrikaya gitti ve işe yaradı, öyle mi? O mendeburun işe yaradığı ne zaman görülmüş acaba? Sevgi şirkete gitmiş. Sümer oradayken hem de. Sümer'in ne işi varmış şirkette? Konuşman etkili oldu demek. Meydanı boş bırakmıyor işte, ne güzel. Hoş geldiniz. Şelale! Şelale! Okul, niye erken geldin? Dersim hızlı çıktım geldim. Ha iyi. Teyze, ha. Annem burada mı? Yok, o çıktı. Ben de bir anneme bakacağım hemen Şelale. Şelale, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yo, ne olacak? Bu mutlu bir ikinci bahar hikayesi mi olacak? Yoksa iki tarafın hanesine birer başarısız evlilik daha mı eklenecek? Anne. Ne oldu? Yine haklı çıktın. Ne oldu? Ablam şirkete gitmiş. Eniştemin yanına. Aferin ona. Dedim ben sana işte. Ama Fırın Sümer de oradaymış. Ne? Fırın Sümer de oradaymış. Ay sen şu bak ya. Aa. Nereden duydun sen bunu? Efendim Selda. Selda değil. Annen. Ha. Ne yaptın? Niye gelmedin eve sen hala? Bana bak, kocanın yanında mısın daha? Ah. Anne sen nereden? Sen şimdi bırak, ben neredeysem nereden? Kaynanana haber uçmuş bile. O sarı yok mu? Çoktan almış soluğu kocanın yanında. Yok, zannettiğin gibi değil. İş için gitmiş. Kızım iş tabii ama ince iş. Sen hala şu anana güvenmiyorsun ya.
Hala şu burnundan kıl aldırmıyorsun ya. Ne diyeyim ben sana evladım ya? Halbuki bir düşün sen. Kapı gibi annen var senin arkanda. Hepsinin üstesinden geliriz biz. Anne! Bana bak, sakın olay çıkarayım falan deme. Tamam mı? Bak ben hallederim. Halledermiş. Ne halletmesi ayol? Ben olmasam sen ayakta uyuyordun, ayakta. Sen neredesin? Daha gelmiyor musun eve? Hayır. Gökmen'e gidiyorum. Ne? Ne oldu? Gökmen'e mi gidiyorsun? Kızım ne işin var senin Gökmen'de? Kız eski kocanı mı özledin yoksa? Ay anne ne diyorsun ya? Saçmalama Allah aşkına. Şu çiçeğin hesabını sormaya gidiyorum tabii ki. Evladım bırak şimdi şu Gökmen'i Mökmen'i. Çabuk eve dön, çabuk. Yok anne, yok. Kimsenin mutluluğumu bozmasına izin vermeyeceğim. Bundan sonra herkes benden korkacak. Ve herkes haddini bilecek. O kadar. Hadi kapatıyorum. Hadi. Kapattı. Ne dedi? Ayol Gökmen'e gidiyorum diyor. Ay kafayı yiyeceğim.